bunda kullananlardan birisi Ergün Bey'in annesi 83 yaşında. Kadıncağızın burnunda 15 yılda iyileşmeyen bir yara. Bir de yemek borusunda sürekli bir yangı. 15 yıldır geçmiyor. Ne kullandılarsa bir faydası olmamış. Ya dedi ne yapacağız dedi annemin dedi. Bir türlü iyileşmiyor. Kadının burnunda ucunda yara bir de burun kökünde sızı. Dedim ki bir orus deneyelim bakalım ne olacak. 20 gün kullandı geçti. 20 günde. Ya dedi çok mükemmel mucizevi bir şey. Şimdi kendisi kullandı ondan sonra kendisi kullandı. Kendisinin de pankreası zamanında iltihaplanmış, tedavi edilmemiş, fark etmemişler. Pankreası patlamış. Yani iltihap orada büyümüş patlamış. Daha sonra ameliyat etmişler vesaire ama orada şeker hastalığı artık kronikleşmiş. Birçok rahatsızlığı vardı, tansiyonu, kolesterolü vesaire hepsini hamdolsun iyileştirdik ama şeker hastalığı çok çok pankreasında tahribat olduğu için ona bir şey yapamadık. Şekere yani böyle ağır bir vaka olmasa kolaydı. Ormus verdik buna. Kullandı. Dedi ki dün geldin. Ya güzel bir şey. Onda da böyle rahatsızlıklar var. Rahatsızlıklarım böyle dedi şak diye kesildi. Şimdi bir beyefendi de Almanya'da 4 tane çocuğu var Sinan Bey. Hanımıyla bir sürü problem yaşamış. Kafa yerinde değil artık. Çekmiş gelmiş Türkiye'ye. Ayrılmış. 4 çocuk orada. Kendisi burada. İstediği zaman göremiyor. Bunalım, gerilim, stres. Adam kavgacı gerilmiş, stresli biri olmuş. Konuşamıyorsun bile. Adam bunalıma girmiş. İntihara bile meyilli. Ben dedim ki ya intihara bile düşünüyorum falan. Ama sakin ol. Panik yok dedim. Biz ona bazı ürünlerle takviye ettik, güçlendirdik. Daha iyi bir şey yok mu? Daha sert bir şey yok mu? Kimyasal ilaç kullanırsa böyle alık alık oluyor. Psikolojisi bozuluyor. Dünyayı şey yapıyor, unutuyor. Altından kalkamıyor. O çok ağır kimyasallar. Cinsel performansını düşünür vesaire. Ormus kullanacaksın, bakacağız dedim. Ormus kullandıktan biraz sonra adam geldi dedi ki, çok neşeli. Ne oldu? Çok çok iyiyim, her şeye pozitif bakıyorum. Artık çocukları da aramış, telefonla konuşmuş, hal hatır sormuş. Onlara bile küs olan adam artık düzelmiş. Bir de bir hanımefendi var, Berna Hanım. Bu da maşallah kavgacı bir bayan, çok gergin, ailevi problemler yaşıyor. 26 yaşında ama 13 iş yeri değiştirmiş. Girdi iş yerine herkesle kavga yapıyor. 3-5 ay orada, 3-5 ay orada çalışamıyor hiçbir yerde. Ailesiyle sorunları yaşıyor, dedesiyle, nenesiyle, ebesiyle. Problemsiz kimse yok. Herkesle kavga yapıyor. Psikologlara gitmiş. Hiçbir fayda olmamış. Annesi, babası, kardeşleri pazar günü bu, tabii diğer günde bilmiyorlar, erkenden kalkıp işe gidiyor. Pazar günü kalkıyorlar, bunun uykusunu takip ediyorlar. Ne yapıyor uykusunda diyor. Artık merak ediyorlar, ne yapıyor. Sabah uykudan kalkarken ağlayarak kalkıyor. Bağırarak kalkıyor. Kötü rüyalar görüyor. Geldi bana dedi ki ne olacak yok. Ormus kullanacaksın, bakacağız. Ormus kullandı, 6 hafta sonra yine aile toplanmış. Acaba nasıl uyanacak diye merak ediyorlar. Gözükmemeye de çalışıyorlar. Gözükseler, fark etse onların takip edildiğini daha da kötü olacak. Bakmışlar ki bu sefer gülerek kalkıyor yataktan. Her gün ağlayarak, sızlayarak, gergin kalkan, herkesle kavga yapan bayan kalkıyor. Nasılsınız, iyi misiniz diyor, herkes öpüyor. Kahvaltı hazırlıyor. Ya sana ne oldu diyor. Diyor ki ben diyor ormus kullandım. Yani öyle bir özelliği var. Aslında bir psikolojik de, sorunları olan insanlar için ha, bu daha çok. DNA'yı yeniliyor. Beyinde 100 milyar sinir hücresi var, nöron. Nöronların içerisinde hücre çekirdeğinin içerisine giriyor. Hücre çekirdeğinin içerisindeki DNA'yı düzenliyor. Şimdi normal olarak herhangi bir element, altın, platin, gümüş, magnezyum vesaire. Bunlar artı eksi yüklü. Altın 79 elektronu var. Normal olarak altın atomik olsa, yani tek halde olsa, hemen içtiği zaman kişi bunu herhangi bir şeyle reaksiyona girer, etkisi sıfır olur. Ama biz onu öyle bir ürettik ki, mono atomik element, dışındaki, en dışında bir elektron var. Hemen herhangi bir şeyle reaksiyona girip birleşecek bir element, elektron. O elektronu attık. Böylece, şimdi bu altın desen altın değil. Altından bir elektron eksik olan platin, 78 elektronu var.
Platin de değil, altın da değil. Ne bu? Hocam, değişik bir şey. Altının 79 elektronu, 79 nolu element, 79 elektron olduğu için atom sayısı. Yani bir elektronun attığı için aslında 79-78'e düşüyor ama bu sefer platin de olmuyor. Platin 78 elektronu var. Atom sayısı 78. Bir yükseğe de çıkmıyor, civaya da dönüşmüyor. Nedir bu? İlim adamları bulamıyor, işi çözemiyor. Yani bilinmiyor, Allah'ın bilişi. Şimdi elektron, dışarıdaki elektron olmadığı için herhangi bir, bunu içtiği zaman kişi aslında mide asitleri reaksiyona girmesi lazım. Altın klorür çıkması lazım. Mide asidiyle reaksiyona girmiyor. Mide asidi hidroklorik asit, reaksiyona girmiyor. Bağırsaklara gidiyor, orada herhangi bir şeyle reaksiyona girmiyor. Emiliyor, kana karışıyor, beyine gidiyor. Beynindeki sinir hücrelerinin içerisindeki DNA'nın tamirini yapıyor. DNA. Şimdi beyinden vücuda dalga dalga, saniyede 3 milyon, bazılarında az bazılarında çok, mesaj gidiyor. Nörotransmitter. Yani mesaj. Şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap vesaire vesaire. Herkese mesaj gidiyor. Her hücreye, her dokuya. Sürekli mesaj. Ama bu mesaj çok yoğun olursa ne olur? Üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, baş ağrısı, migren, depresyon, panik atak, anksiyete vesaire vesaire. Bir sürü hastalık ortaya çıkabilir. Bu şuna benzer. Bu binanın diyelim ki dışarıdaki elektrik trafosunda elektrik girişi 10 kW. Siz buraya 20 kW'lik çalıştırırsanız ne olur? Buranın elektriği yanar, bina yanar. Beyin de böyle. Beyine fazla yüklenirseniz ne olur? Kişinin başı yanmaya başlar mesela. Veyahut da tansiyonu yükselir. Veyahut da midesi ağrır. Migren olur, şu olur, bu olur. İşte Ormuz kullandığı zaman beyni öyle hızlı çalıştırıyor ki temizliyor, arıtıyor. Değil 3 milyon, 10 milyon mesaj, nörotransmitter. Nörotransmitter biraz yabancı olduğu için mesaj gönderme diyelim. Mesaj gönderse beyin vücudun çeşitli organlarına, hücrelerine vesaire ne olur? Hiçbir problem olmaz. Artık o risk yoktur. Ha, bir de şöyle bir olay daha var, onu da söyleyeyim. Hülya Hanım, bu da televizyonlara çıkıyor. Televizyonlarda sunuculuk yapıyor. Ama bayanın ellerinde, yüzünde böyle karaciğer lekesi dediğimiz böyle kahverengi lekeler var. Küçük de, onlar büyümeye başlamış son zamanlarda. Egzama olarak görüyorum. Hayır, karaciğer lekesi denilir. Halk arasında leke, böyle elinde, yüzünde, hafif böyle kahverengi renkte lekeler oluşmuş. O lekeler büyümeye başlamış yüzünde. Fondötenle de kapatamıyor. Bayağı büyümüş yüzünde, elinde, vücudunda çoğalmış. Ne yaptıysa işin içinden çıkamamış. Dedi ki bana, ne yapabiliriz? Ormuz kullanalım, bakalım ne olacak. Kullandı. 3-4 hafta sonra daha da yoğunlaştı. 2-3 katına çıktı. Dedi ki, daha kötü oldum. Panik yok. Önce kötü olacak, kusacak, dışarı atacak, sonra iyileşecek. Karaciğeri tamir ediyor, bağırsakları tamir ediyor, yavaş yavaş hücreleri onarıyor bu. Ondan sonra düzelecek, panik yok dedim. Peki dedi. Şimdi aradan 2 ay geçti. Hep küçülmüş, küçük küçük, böyle nokta kadar kalmış. Bir ay kadar daha kullanırsa hiçbir şey kalmayacak. Yani bütün hücrelerin DNA'sını düzenliyor, yeniliyor. Şimdi insanlar kimyasal ilaç kullanıyor, abur cubur yiyor, hava kirliliği, efendim buradaki elektrik donanımlar, radyasyon, şu bu, ne yapıyor? Bunların hepsi serbest radikaller. Hiperoksitler, peroksitler, hidroksitler vesaire, kanında dolaşan bu serbest radikaller hücrelere sürekli saldırıyor. Saniyede binlerce defa. Hücreler yıpranıyor, 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 büzüşüyor. Onu ne tamir edecek? İşte Ormuz burada devreye giriyor. Bir de P53 isimli bir gen var. Bu P53 isimli gen hücreleri orijinal haline getirir. Bunu zerdeçalın birleşimindeki kurkumin, nar kabuğundaki destilasyonla elde edilen, ama narın kabuğu yenilecek bir şey olmaz. Nar kabuğunun destilasyonla elde edilir, içerisinde punikik asit var. Punikik asit ve Ormuz düzenleyebiliyor, tamir edebiliyor. Ve bir de şey, koloidal platin. Koloidal platin Ormuz. Bunlar P53'ü güçlendiriyor. P53 ne kadar güçlüyse kişinin bağışıklık sistemi o kadar güçlü, o kadar dinç. Bir de Uyuz Kemal diye birisi var. Aslında adam uyuz değil de iş yerinde Almanya'da, bu da Frankfurt'ta. Çalıştığı iş yerinde bir burasını kaçıyor.
Bir orasını kaşıyor, bir kafasını kaşıyor. Orasını kaşıyor, burasını kaşıyor. Adama uyuz ismi takmışlar. Adam da doktora gidiyor. Doktor muayene ediyor, uyuz değil. Doktorlar da anlamıyor. Bizden bir şey yok diyorlar. Bana geldi işte izinde. Dedi ki ne olabilir, ne olabilir? Böyle küçük sivilce gibi şeyler çıkıyor. Kaşıyor, kan atıyor. Veya hanımına sıktırıyor böyle. Ondan sonra rahatlıyor. Ama alışkanlık haline gelmiş. Durmadan kaşınıyor. Kahveye gidiyor, kaşınıyor. Eve gidiyor, kaşınıyor. İş yerine gidiyor, kaşınıyor. Adı uyur, Kemal olmuş. Ne yapacağız dedi ya, adımız çıktı dedi. Problem yok, panik yok. Ormuz kullan dedim. Hiçbir şey kullanma, önce bir ormuz kullan. Eğer bağırsaklarında, karaciğerinde, midesinde sorun varsa kişinin, iksir, aloe vera jel, tonik de kullanması gerekir. Yani genellikle insanların bağırsağında, karaciğerinde, midesinde sorun var. O zaman komple set kullanmak gerekir. Eğer midede, bağırsakta, karaciğerde sorun yoksa ormuz kullan. Peki dedi. Kullandı. Önce çoğaldı tabii onda da. Arada beni de ki daha çok oldu. Panik yok, devam. Aradan 3 ay geçti. Hiçbir şey kalmadı. Adamcağız alışmış ya kaşıntıya. Kaşımak için bir şeyler arıyor. Kaşıdığı zaman burada bir şeyler çıkıyor ya. Kaşıyor bir şey yok. Ben aradık ya dedi kaşıntıya alışmışım. Kaşıyacağım bir şey bulamıyorum artık dedi. Dedim Şükret daha ne istiyorsun? Bu kadar da meraklı olma dedim ya. Bir de Şahin Bey var, bu da namaz kılıyor ya. 55 yaşlarında bir beyefendi. Namazdayken abdest aldın mı diye düşünüyor. Adam unutuyor. Namaz kılarken bu ayeti okudun mu diye düşünüyor. Namaz kılarken bu rekat kaçıncı rekattayım diye düşünüyor. Yani rekatı düşün, namazı kılarken unutuyor. Kaçıncı rekatta olduğunu unutuyor. Dua okuduğunu, abdest alıp almadığını, içine sürekli şüphe giriyor vesaire. Kılıyor da kılıyor namaz. Adam bir namaza duruyor, namazı bitiremiyor. Bana gelmişti. Öğlen namazı kılıyor bitmiyor. Ne oluyor dedim namazdan sonra, ne oluyor? Kaç rekat namaz kılıyorsun? Kazasında mı kılıyorsun dedim. Yok dedi, ne oldu? Ya dedi bilmiyorum dedi. Yani hatırlamıyorum kaçıncı rekat olduğumu dedi. Tekrar kılıyorum dedi. Tekrar kılıyorum. Sonra abdest aldım mı almadım diye şüphe giriyor içime dedi vesaire. Kafa gitmiş, unutmuş. Unutkanlık çok ileri derecede. Sonra dedi biriyle tanışıyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum, arkadaş oluyorum dedi. 2 dakika sonra adamı unutuyorum dedi. Çok ciddi adını bir unutuyorum. Problem. Yani bundan sonrası Alzheimer'a gider. Evet. Yani tehlikeli, riskli bir bölge. Dedik panik yok. Ormuz kullanacaksın, bakacağız. Takriben 2 ay geçti yani 70-75 gün kadar oldu. Geldi geçenlerde bana. Ya çok şükür artık huşu ile namaz kılıyorum. Aklıma hiçbir şey takılmıyor dedi. İlk defa yıllar sonra, 15-20 yıl sonra rahat rahat namaz kılıyorum dedi. Hiçbir şeyi unutmuyorum dedi. Huşu ile namaz kılıyorum maşallah. Bize de inşallah birazcık sevap gelir buradan. Evet. Bir de Murat Bey var. 35 yaşında. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Hep böyle uyumak istiyor. Uyumak. Yatıyor, kalkmak istemiyor. Adam 8 saat uyur, dinlenemiyor. 9 saat uyur, 10 saat uyur. Kendine gelemiyor. Hep yorgun. Ne olacak benim halim? 35 yaşında. 5-6 senedir hep böyle. Hiç düzelmiyor. Aslında çağımızın yeni sorunu halsizlik. Yani halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Hep uyumak istiyor. Kalkıyor, işe gitmek istemiyor. Yani erken de yatıyor, 9'da yatıyor, sabah kalkamıyor. Erken yatıyor ki uykumu alayım diye yine uyuyamıyor. Herkes 5-6 saat uyuyor, hep uyuyor, hiçbir şey olmuyor. Panik yok dedim, bir deneyelim. Mide bağırsak rahatsızların var mı? Yok. Karaciğer yağlanması var mı? Yok. Yani böyle problem yoksa, o ormuz yeterli. Eğer ki midede bağırsaklarda problem varsa, tonite gerekir. Bağırsaklarda mantar varsa aloe vera jeli de gerekir. Karaciğerde yaralanma varsa iksir de gerekir. Yani başka rahatsızları varsa bilmek gerekir. Biz ona ormuzu verdik. Kullan bakalım. Kullandı. Bunu bizim bu ürünleri çok kullanabilir kişi. Ormuzu fazla kullanamaz. Neden? Beyni aşırı hızlandırır çalışmasını. Bir çay kaşığı günde 3 defa. Vatandaş bunu kullandı. Aradan kaç gün geçti? 15-16 gün. Tekrar geldi. Ama küçük şişesi biraz fazla içmiş. Önce baş ağrısı yapmış. Dedi ki baş ağrısı yapıyor. Dozajı azalacaksın. Bir çay kaşığı 3 defa. Tatlı kaşığını almayacaksın.
Peki. Kullandı. Artık diyor 6-7 saat yetiyor ve dinç. İşe gidiyor. İş yerinde eskiden uykusu gelen adam şimdi artık uykusu gelmiyor. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik diye hiçbir şey kalmamış. Ya, teşekkür etti. Her problem aşılabilir. Ormus'un tarihine bakacak olursak, kaç bin yıllık tarih, hangi millet Ormus'la çalışmışsa o millet dünyaya hakim olmuş. Kanuni'ye bakın, Kanuni Sultan Süleyman yemeklerine altın tozu serpmiş, öyle yemek yemiş. Hatta geçen de bir efendi geldi dedi ki, ya dedi benim dedem dedi yemeği dedi altın tozu serper yer dedi. Siz dedi bunu dedi daha mükemmel hale getirmişsiniz. Eskiden Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında altın tozu kullanılmış yemeklerde. Yani zengin varlıklı olanlar kafayı çalıştırsın diye.